Evet, sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım sesim geliyor değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz sevgili canlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar demişler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhabalar. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Merhabalar. Merhabalar sevgili dostlarım. Sesle ilgili herhangi bir problem yok. Ses alamayan arkadaşlar sol alt köşede yer alan sese katıl kısmını tıklıyorsunuz ve aktifleştiriyorsunuz. Orada ses geliyor değerli arkadaşlarım. Peki sevgili arkadaşlarım, bugün biraz konuşalım dedik. Sonra birazcık ders anlatacağım. Coğrafyayı nasıl çalışmamız gerekiyor? Ancak öncelik olarak şuna dikkat etmenizi istiyorum sevgili dostlarım. Bir ülkede bir olay sınavla ilgili herhangi bir olay meydana gelmişse bu sadece bir öğrenci için değil, genel olarak hepimiz için geçerli. Onun için meydana gelen değişimler sizi olumsuz yönde etkilemez. Elbette arkadaşlarım, bizim onayladığımız, beğendiğimiz yöntemler olmayabilir. Ancak bu yöntemler ne olursa olsun sizin hedefinize ulaşmanızda engel olmasın arkadaşlar. Ben bir sınava hazırlanacaksam, Türkiye'de bir sınava gireceksem, bir yarışa katılacaksam, iki kişi kazanıyorsa birincisi ben olmalıyım. O şiarla yola çıkın. Hocam diyor, ben bu sene KPSS'yi deneyeceğim. Bir sonraki sene hazırlanacağım. Deneyecekseniz sakın ha sakın öyle bir şey yapmayın. Denemeyle olacak iş değil arkadaşlar. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Ne olursa olsun, hangi durumlar olursa olsun, lütfen ama lütfen arkadaşlar, hedefinize ulaşmada engel olacak faktörleri tanımayın. Zaferin yolu elbette sevgili arkadaşlarım dikenli olur, çukurlu olur, engelli olur. Ancak o zafer senin elindedir. Senin mücadelenle taşlanacaktır o zafer. Buna inanmıyorsan, kendini buna inandırmamışsan zaten bu sınava hazırlamak istemiyorsun demektir arkadaşlar. Bak, ne olursa olsun elbette engeller olacak. Mülakatı falan kastediyorum aslında. Ya mülakatları değerli arkadaşlarım, ne olup ne biteceği kimse net olarak bu konu hakkında bir şey demiyor. Bakın değerli arkadaşlarım, burada Milli Eğitim Bakanı böyle bir durum söz konusu var dedi. Evet var, yani bir mülakat olacak dedi. Yalnız ben bu mülakatın olmayacağına inanamadım. Velev ki olsa dahi arkadaşlarım, bak herkes olacak diye konuşuyor, bir şeyler söylemeye çalışıyor. Olmayacak, olmayacak. Arkadaşlar bu mülakat olmayacak. Ya ben 3-5 yıldır, hadi 10 yıl olsun arkadaşlarım, ÖAVT geldi. ÖAVT ile milli eğitime ya da MEB'e atanan öğretmenlerden değerli arkadaşlar, onların dışında hangi öğretmeni sen şu anda ÖAVT'ye alsan hiçbiri geçemez. Hiçbiri kusura bakmaz. Ben onlarla çalışıyorum. Onlar sizi nasıl denetlesin ya? Onlar sizi nasıl denetlesin? Onun için arkadaşlar, hiç moralinizi, motivasyonunuzu bozmayın. Kararlı mısınız? Evet. Biz bu işi kazanacak mıyız? Bu işi yapacak mıyız? Evet. Zım bitmiştir arkadaşlar. Bu iş bitmiş. Bu iş tamamen sizin sevgili arkadaşlarım, çabanızla, mücadelenizle başarıya ulaştı. Moral motivasyonunuzu bozarsanız kusura bakmayın, rakibinize yarıyor. Başka hiç kimse yaramıyor. Yaramıyor arkadaşlar. Benim bulunduğum şehirde ben arkadaşlarım hem KPSS kursunda hem de TYT AYT kurslarında çalışıyorum. Ve o kurslarda milli eğitimden gelen öğretmenleri kötü amaçlı, yani onları düşürmek amaçlı söylemiyorum. Ama gerçekten boş. Çoğu, hepsi değil ama. Onun için onlar seni denetleyemez. Beni denetleyemez. Bundan dolayı bu sınav, bu şekilde bu mülakat olmayacak. Böyle değil. Böyle olmayacak. Başka bir şeye gelecek.
Mülakat %50 olacakmış. Yok diyeceğim. Öyle bir şey yok. Bakın, herkes belki bir şey söylüyor ama ben size net olarak şunu söyleyeyim. Hissettiklerimi söylüyorum. Bak, hissettiklerimi. Sene seçim var yine. Seçime yakın dönemde bu konu kapanacak. Net söylüyorum. Bak, seçime yakın dönemde kapanacak. Ha, bu yayın da burada kayıtlı olsun. Seçime yakın dönemde biri gelir ve kapatır. Bu da önemli bir stratejidir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Moral motivasyonumuzu bozmayacağız, bozmayacağız. Biz başarılı insanlarız. Biz emeğimizin, dilimizin ekmeğini yiyen insanlarız. Onun için sevgili arkadaşlar, tutup da küçük küçük şeylerle canımızı sıkmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Biz çalışmaya bakacağız arkadaşlar. İlerleyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Her zaman önümüze bakmayı bileceğiz arkadaşlar. 2024 sizin yılınız olsun. Sevgili arkadaşlarım, bu mülakat kısmında bakın özetleri şu şekilde söyledim. Dostlarım, ben bu mülakatın etkili olacağını, pek etkili olacağını düşünmüyorum. Mülakat belki hiç de olmayacak, kaldırılacaktır. Onu da net olarak söyleyeyim arkadaşlarım. Siz moral motivasyonunuzu düşürmeyin ve hedefinize odaklanıp ilerlemeye çalışın dostlarım. Mülakat kısmını burada kapat. Şimdi coğrafya ile ilgili biraz daha konuşup sonra biraz konu anlatacağım size. Harita üzerinde çalışmalar yapacağım ve birlikte değerli arkadaşlarım güzel bir ders olacağına da inanıyorum. Dostlarım, bakın şöyle bir şey söyleyeyim. 2022 KPSS'ye kadar, 2022 KPSS'ye kadar sevgili arkadaşlarım, coğrafya en basit derslerden bir tanesi. Yüzeysel soruyordu. Çok detaylı soru sormuyordu. Ta ki 2022 yılında sınav iptal oldu. Sınav iptal olduktan sonra ikinci bir sınav geldi. Ve ikinci sınavda, yani iptal olan sınavda coğrafyayı full yapan arkadaşların ikinci sınavda 5-6 tane yanlış yaptı. 2023'te de gördük. Coğrafyayı çok detay sordular. Peki biz bunu bak, iptal olmasaydı atanacaktım diyor Feyza Hoca. İptal olmasaydı arkadaşlarım atanacaktım ama adaletsiz bir sınavdı. Şimdi biz bunu 2021-22 TekUzem online platformunda detaylı olarak 56 saat ders, 8 saatte sevgili arkadaşlarım soru çözümü onun tekrarını yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. O zaman ben bu dersi anlatırken öğrenci arkadaşlarımızdan bazıları mesaj atmıştı. Hocam, YouTube'da anlatılan dersle sizin anlattığınız dersin arasında büyük bir fark var. Siz çok detaya inmiyor musunuz? Peki ne oldu? Sınav sonucunda bir bir teşekkür ettiler. Yüz yüze dersine girdiğim belki arkadaşlar var aranızda. Belki online platformda ders anlattığım arkadaşlar var aranızda. Belki Instagram hesabımda deneme soru çözümü konu anlatımı yaptığım dönemde aranızda arkadaşlar var mı? Ben bir soru çözmeye çalışırken, yani 5 şıkkın 5'ini açıklar, detaylarına kadar inerim arkadaşlar. Çünkü ben ÖSYM'ye güvenmiyorum dostlar. Niye güvenmiyorum? Çünkü bazı yıllarda çok basit, bazı yıllarda kararsız, bazı yıllarda sevgili arkadaşlarım geriye detay sorular sorabilir. Biz işimizi şansa bırakmayacağız. Anlattıklarınız dışında hiçbir şey çıkmadı diyor Elif. Teşekkür ediyorum Elif. Dersinize girmişimdir muhtemelen. Online mi, yüz yüze mi bilmiyorum. Bak sevgili arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Ben coğrafyayı detaylı anlatırım. Ben coğrafyayı anlatırken bir, milli eğitim 9, 10, 11, 12. sınıf ders kitabı. Evet. Milli Eğitim 9, 10, 11 ders kitabı. Açık Öğretim Fakültesi kitabı. Sevgili arkadaşlarım, makalelerin Türkiye ile ilgili olan kısımları. Bunların tamamını detaylı olarak anlatırım. İncelerim, tararım, notlarımı eklerim. Her yıl değişik değişik farklı farklı notlarla öğrencinin karşısına çıkmayı düşünürüm ve denerim arkadaşlar. Zaten her yıl aynı notlarla çıksam sizin karşınıza asla asla başarı elde edeceğime inanmıyorum. Onun için farklılıklar olması lazım. Birincisi. İki,
Coğrafya nasıl çalışılır sevgili arkadaşlarım? Bir slaytımız var, onu da göstereyim ben size. Bakın coğrafyayı biz nasıl çalışacağız? Biz 2024'te coğrafyayı özellikle dersine gireceğim arkadaşlar için söylüyorum. Bir, haritasız asla ve asla çalışmayacağız. Bazen soruyorum size, Türkiye'yi seviyor musunuz? Ülkenizi seviyor musunuz? Evet hocam, ülkemizi o kadar çok seviyoruz ki uğruna ölebilecek kadar ülkemizi seviyoruz. O zaman kusura bakma, sevgi kuru kuru olmaz. Sen ülkeni seviyorsan ülkende bir zahmet, illerin nerede olduğunu bil. Ya ben Uşak nerede diyorum, gidip Karadeniz'i işaret diyor bana. Karadenizler Uşak'ım diyor, hocam diyor. Uşak o zaman Karadeniz'dedir diyor. Lütfen. Bak lütfen. Kırıkkale nerede? Kırklareli nerede diyorum, ikisini birbirine karıştırıyor. Burdur, Bayburt nerede? İkisini karıştırıyor. Böyle yapmayın arkadaşlar. Harita üzerinde yerleri bilmezseniz olmaz. Bakın ben dün 9. sınıfların dersine girdim. 9. sınıfların dersinde dilsiz harita üzerinde, 11. sınıfların dersinde dilsiz harita, 10. sınıfların dersinde dilsiz harita üzerinde çalışmalar yapmaya başladım. Bu illerin tamamını bilecek. Yetmiyor. ÖABT var mı aranızda? Sosyal bilgiler veya coğrafya ÖABT var mı bilmiyorum. Ama arkadaşlar onlara da ülkeleri de anlatıyorum. Bilmeniz lazım. ÖSYM artık basit soru sormuyor. 5-6 tanesi arkadaşlar seçici soru. Her yıl fix. ÖSYM tarzını değiştirmiş. Her soruda mı? Tabii hayır. Arkadaşlar. Ha, o zaman biz ne anlatacağız size? Harita üzerinde çalışacak mıyız? Evet. Coğrafya için söylüyorum. Notlarımızı detaylı olarak anlatacak mıyız? Evet. Soruları soru cevap, yani ders bittikten sonra, konu bittikten sonra soru cevap şeklinde bir tekrar yapacak mıyız? Evet. Peki bu sene ne düşünüyorum? Bu sene elimde bir not bitmek üzere soru cevap, yani bütün coğrafyayı baştan sona soru cevap şeklinde yapacağım. Boşluk doldurmalı etkinlik hazırlayacağım. Başka en önemlisi, işte en önemlisi bombayı patlatıyorum arkadaşlarım. Umarım işinize yarayacak bir şey yapıyorum. Bakın ne yapacağım? Bu sene illerin tamamını, 81 ilin 81'ini detaylı olarak anlatacağım. Bir, turistik alanlarını anlatacağım. İki, yer şekillerini anlatacağım. Üç, ilçelerini anlatacağım. Dört, coğrafi özelliklerini anlatacağım. Beş, çünkü artık sadece illere değil, ilçelerle ilgili de soru sormaya başlayacağım. İlçelerle ilgili soru sormaya başlayacak arkadaşlar. Ha, o zaman biz bunu bileceğiz dostlar. Türkiye coğrafyasında her türlü soru gelir arkadaşlar. Mesela bak nasıl bir ilden bahsedeceğiz dostlarım? Herhangi bir il söyleyin. Nereli olduğunuzu bir memleketinize alabilir miyim arkadaşlarım? İlknur'um çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Diyarbakır var, Uşak var, İzmir var, Burdur var, Kayseri var, Burdur var, Manisa var. Alanya var, Kayseri, Gökçeada. Selamlar sevgiler. Kastamonu, Sivas, Mardin, Eskişehir, Zonguldak, Kahramanmaraş, Ağrı, Isparta. Isparta'dan mesela bahsediyoruz. Arkadaşlar lütfen sakin olun, Isparta'ya, Hatay'a selamlar sevgiler. Isparta ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Bakın Isparta'yı anlattığım zaman Isparta'nın bulunduğu yerde karstik arazinin olduğunu, göllerin burada yaygın olduğunu, sevgili arkadaşlarım burada özellikle lavantanın yaygın olduğu. Lavanta, bak lavantayı unutmuyorsunuz Isparta'yı. Lavantanın yaygın olduğu. Keçiborlu'da kükürtün çıkarıldığını ve Isparta'da Türkiye'nin en derin mağarasının bulunduğu tarzında ifadeler kullanacağım. Tabii ben bunları burada araştıracağım. Fakat siz de bu konuda bana yardımcı olacaksınız. Herkes kendi bulunduğu ilin coğrafi birkaç özelliğini bana gönderecek. Ben onları açıklayacağım. Daha sonra Hayati Doğanay'ın kitabından bakacağız. Hayati Doğanay'ın kitabında bakalım neler var neler yok. Hepsini sizinle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Korkmayın. Korkulacak bir ders değil. Keyifli bir derstir. Coğrafya her ne kadar ezber gibi görünse de coğrafya bağlantı kurma dersidir arkadaşlar. Yani Avrupa'da bu ders sayısal olarak anlatıyor. Ben burada yani okulda, kolejde, dershanede
Bu dersi anlattığım zaman sayısal öğrencileri eşit ağırlık ve sözel öğrencilerden daha iyi anlıyor. Sebebi ne? Sebebi mantık dersidir. Sen bu dersi ezberlemeye kalkışırsan ezberleyemezsin, öğrenemezsin. Kusura bakma. Yüzüne gözüne bulaştırırsın. Ben bu dersi YouTube'da ders anlatan bütün öğretmenlerime saygı duyarak söylüyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerime, değerli arkadaşlarım, teşekkür ediyorum. Ancak YouTube'da anlatılan dersler yüz yüze anlatılan ve online'da canlı olarak anlatılan ders arasında bir fark var. Ne istiyorum senden? Ben burada ders anlatırken sen sorularını canlı olarak soracaksın, bir. İki, WhatsApp gruplarımız olacak. O WhatsApp gruplarında soru soracaksın. Üç, bazen o WhatsApp gruplarında görmeyebilirim, bireysel olarak atabilirsiniz, özel olarak. Dört. Peki bir şey daha söyleyeceğim size. Eğer sen soru sormayacaksan öğretmenine, öğretmenlerin senin sorularını çözmeyecekse, git YouTube'daki videoları dinle, daha mantıklı. Git kayıttaki videoları dinle, daha mantıklı. O zaman eğer sen yüz yüze öğrencimsen ya da online öğrencimsen, sen bana soru sormak zorundasın. Sormazsan gelme, gözünü seveyim, istemiyorum ben böyle öğrencim. 2024 sizin ve benim yılım olacak. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum güzel şeyler olacak. Geçen sene çok kötü bir süreçti. Çok kötü bir dönemi geçirdim. Yani uyanıkken o deprem durumunu yaşadık ve geçen seneki o sınavda da bir haksızlık vardı. Deprem bölgesinde yaşayan insanlar bu durumdan çok olumsuz yönde etkilendiler. Sınav ertelenmedi. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok sıcaktı. Sınavın o tarihte yapılması bile olumsuz. Ama bak, bizim öğrenciler ne yapıyor? Bir hedefleri var. O hedefin doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. İstediği kadar hava sıcak olsun. Hiçbir şekilde onları etkilemedi ve istedikleri puanı da aldılar arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ben. Evet. O zaman ne yapacağız arkadaşlarım? Biz tutup da sınav sisteminde böyle oldu, sorular şöyle oldu, mülakat öyle geldi. Asla ve asla bunları çok fazla takmayacağız. Etkilenir miyiz? Elbette etkileniriz. Ama hedefimiz var. Ama amacımız, gayemiz var. Biz onun ışığında hareket etmeye çalışacağız. Asla ve asla mülakatlardır, şudur budur bizi yılmayacak. Bizi hedefimizde, değerli arkadaşlarım, vazgeçirmeyecek. Çünkü biz bedel ödüyoruz. Çünkü biz mücadele ediyoruz. Çünkü biz sevgili arkadaşlarım dirseğimizin ve zamanımızın kıymetini daha değerlendirip bir şekilde başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Anlaşıldı mı? Hemfikir miyiz sevgili arkadaşlar? O zaman tekrar ediyorum. Coğrafyada ne yapacağız? Çalışacaksak harita olacak. Bir, Türkiye'de illerin yerini bileceğiz. İki, bağlantı kuracağız. Üç, soru cevap yapacağız. Dört, siz soru sorduğunda arkadaşlar o soruları da ben burada WhatsApp'ta veya Instagram hesabımda sizin sorularınızı çözmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Kazanacağım başka çarem yok. Kesinlikle hiçbirimizin başka çaresi yok. Hiçbirimiz. Evet. Hocam buradan anlatırsanız çok iyi olur. Hiç kaçırmadan katılırız, çok iyi olur. Ya elimden geldiğince size destek olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlarım. Hem burada hem Instagram hesabında zaten canlı yayınlara başlayacağız değerli dostlarım. Peki şimdi biraz coğrafyayla ilgili birkaç bilgi var, birkaç konu var. O konuları ne yapacağız arkadaşlarım? Birazcık üzerinde duracağım. Ders işleyiş şeklimle ilgili birkaç bir şeyden bahsedeyim. Umarım işinize yarayacak. Kübra Hocam, kayıt oluyor mu bilmiyorum. Bu kısmını ben çok bilmiyorum. Teknik elemanlarımız, teknikte çalışan arkadaşlarımız mutlaka sizi bu konuda görevlendirecek ya da bilgilendirecektir. Umarım şu anda arkadaşlar, sistem yöneticileri size bu konuda destek verirler ya da bir açıklama yaparlar. Kayıt oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum gerçekten. Ben de ona tam vakıf değilim sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere benim öğrencim burada neyi bilecek? Bir kere öğretmenim, siz iyi güzel söylüyorsunuz da her zaman mı haritayı çalışacağız? Evet, her zaman harita çalışacaksınız arkadaşlar. Haritaya dikkat edin. Türkiye haritasına bakın ve Türkiye haritasında gösterilen renk tonlarının her biri sevgili arkadaşlarım, her biri yükselti basamağı hakkında bize bilgi veriyor. Sakın ha sakın. Deniz kıyılarında yeşil renk ton var. İç kesimlerde sarı renk tonu.
doğuya doğru gidildikçe kahverengi renk tonu vardır diye burada bitki örtüsü, tarım ürünü hakkında bilgi vermez arkadaşlar. Renk tonları yükseldiği basamaklarını gösteriyor kıymetli öğretmenlerim, dostlarım arkadaşlar. Peki yeşil renk tonun olduğu yerler nasıldı? 0 ile 500 metrenin olduğu yerler yeşil renk tonu. Yeşil. 500 ile 1000 metrenin olduğu yerde sarı renk tonu. 1000 ile 1500 metrenin olduğu yerde turuncu. 1500 metre ve üzeri olan alanlar kahverengi renk tonuyla gösterdi. O zaman arkadaşlarım kahverengi renk tonu demek yükselti demek. Bak dikkat, yükselti dedim, engebe demedim. Kahverengi renk tonunun olduğu yer yükselti demek. Yeşil renk tonunun olduğu yer alçak alan demek. Benim öğrencim akıllıdır ve diyor ki Türkiye'de en alçak olan bölge Marmara bölgesi olarak görüyor. En alçak olan bölge, çünkü burada yeşil renk tonu daha var. En yüksek olan bölge ki hepiniz biliyorsunuz Doğu Anadolu bölgesi, kahverengi renk tonu var. Şimdi dikkat, artistik yapacağız ve diyeceğiz ki bakın ÖSYM istediği kadar zor soru sorsun. Benim öğrencim bağlantıyı kurdu mu istediği yerde soru gelsin. Gelin bakalım burada neler öğreneceğiz. Ege'nin kıyısında hangi renk tonu var? Yeşil. İç Anadolu'ya doğru geldim, hangi renk tonu? Sarı. Biraz daha doğuya geldim, hangi renk tonu? Turuncu. Biraz daha doğuya geldim, hangi renk tonu var? Kahve. Şimdi bak. Hani klasik bir cümle var coğrafyada. Batıdan doğuya doğru gidince yükselti ne oldu? Arttı. Batıdan doğuya doğru gidersem yükselti artıyor mu? Hı. Yükselti artarsa sıcaklık doğuya doğru gidince azalır. Sıcaklık azalırsa tarım ürünü geç olgunlaşır. Tarım ürünü geç olgunlaşırsa burada tarım değil hayvancılık yapılır. Peki doğuya doğru gidildikçe yükselti arttı, engebe de arttı. Yol yapım maliyeti de arttı. Doğuya doğru gidildikçe yükselti arttı, kar yağışı arttı. Çığ felaketi de meydana gelir. O zaman benim öğrencim batıdan doğuya doğru gidildikçe bir yükseltinin arttığını, genelde engebenin arttığını, bak her zaman engebe demiyorum, genelde engebenin arttığını, yol yapı maliyetinin arttığını, çığ felaketini meydana geldiğini, havadaki sıcaklığın düştüğünü, tarım ürünün geç olgunlaştığını, tarım değil hayvancılık yapıldığını değerli arkadaşlarım bileceğiz. Bütün bu faktörler yükselti işin içinde olduğu için özel konumla açıklanıyor arkadaşlar. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. YouTube kanalını açın. Bütün bu dersi anlatan arkadaşlara söylüyorum. Hepsinin ortak kullandığı bir cümle var ve hemen cümlemi size söylüyorum. Hocam, Türkiye'nin en engebeli bölgesi Doğu Anadolu'dur diyor. Doğru bir bilgi değildir. Değildir, kesinlikle değil. Ya arkadaşlar bak, yüksek olan yer, bak bunu karıştırıyorlar. Yüksek olan yer eşit değildir engebeli yere. Engebeli yerde iniş çıkışların yan yana olduğu alanlar. Yüksek olan yerler, şu anda evinizde üzerinde çalıştığınız masa odanın zeminine göre yüksek. Ama düzdür. O zaman düz olan, yüksek olan yer engebeli olmak zorunda değil. Engebede renk değişimi fazladır. Peki Doğu Anadolu bölgesinde mi renk değişimi daha fazla olur? Yoksa bizim Karadeniz bölgemizde mi renk değişimi daha fazladır diye sorarsın. Karadeniz bölgesinde renk değişimi daha fazla. Bakın dikkat. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yeşil renk tonu var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kahverengi renk tonu var. O zaman kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin en engebeli olan bölgesi Doğu Anadolu değil ve en engebeli olan bölge sevgili arkadaşlar Doğu Karadeniz'dir. Bölge olarak da Karadeniz, bölüm olarak da Doğu Karadeniz. Bak böyle düşünün. Bir de klasik bir cümle daha var. Bak yanlış yaptığımız yerlerden bir tanesi. Ya arkadaşlar bak şurası engebeli alandır dedim. Ya engebeli olan yer böyle bir şey demek değil miydi? Evet. X merkeziyle Y merkezini düşün. X'ten Y'ye yol yapmaya çalışırsanız ya tünel kurarsınız, ya viyadük kurarsınız, ya değerli arkadaşlar köprü ya da virajlar, yani yol yapma maliyeti fazla olur. Akarsu hızlı akar. Enerji potansiyeli yüksek olur. Baraj yapımına uygun olur. Bekle.
Bekle, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Alçak yer eşit değildir düz yere sevgili arkadaşlar. Hah, burada da yanlışımız çok oluyor. Dostlarım, Türkiye'nin en alçak olan bölgesinin Marmara olduğunu biliyoruz. Marmara Türkiye'nin en alçak olan bölgesi. Peki bak, cevap verme kızarım. Yanlış cevap vereceksin çünkü. Türkiye'nin en düz olan bölgesi hangisidir desem. Bak biliyorum yanlış vereceğim. Türkiye'nin en düz olan bölgesi hangisi arkadaşlar? Merak ediyorum gerçekten. Evet, benden ders almayan arkadaşlardan da cevap alsam çok güzel olur lütfen. Türkiye'nin en düz olan bölgesi hangisi? Bölge, il demiyorum, bölge. En düz olan bölge. İç Anadolular havada uçuşmaya başladı arkadaşlarım, canlarım benim. Süpersiniz. Harika, harika. İç Anadolu diyen arkadaşlar harikasınız ya valla. Helal olsun size ama yanlış. Arkadaşlar sorunun cevabı yanlış. Türkiye'nin en düz olan bölgesi, en sağda olan bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Bakın, bakın bir şey söyleyeceğim size. Şurası bizim Ankara'mız değil mi arkadaşlar? Şurası Ankara. Ankara'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Konya Karaman'a, Konya Karaman'dan Kayseri, Kayseri'den Sivas, Sivas'tan tekrar buraya geldik. Bu bölge hangi bölge olsun? İç Anadolu bölgesi. Sevgili arkadaşlarım, burası Tuz Gölü. Biz biliyoruz ki Tuz Gölü'nün batısı bir tık daha düzdür. Fakat Tuz Gölü'nün doğusunda kahverengi var mı? Var. Sarı renk var mı? Evet. O zaman biraz engebeli. Ha, o zaman Türkiye'nin en düz olan bölgesi İç Anadolu bölgesi değil. Bakın Türkiye'nin en düz olan bölgesi İç Anadolu değil. Doğu Anadolu bölgesi de değildir arkadaşlar. Türkiye'nin en düz olan bölgesi, hepiniz de güzel cevap verdiniz arkadaşlarım, Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesi hem düzdür, hem sadedir, hem tarım alanı geniş olan bir bölgedir. Peki, yol yapım maliyeti o zaman en az hangi bölgededir diye bir soru gelirse Güneydoğu Anadolu alacağız. En az da arkadaşlar mantıklı değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi durun bekleyin bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar bak 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 hemen burayı siliyorum. Hemen burayı bir sileyim. Sonra ha bu arada verim alıyor musunuz arkadaşlar? Bu arada anlatı işinize yarıyor mu? Verimli oluyor mu arkadaşlar? Lütfen tarafsızca yorum yapın lütfen. Evet, verimli olmuyorsa da söyleyin. Verimli olmuyor da söyleyin. Net olun. Aferin. Çok iyi. Umarım gerçekten işinize yarıyor arkadaşlar. Ben videolarınızı izliyorum. Nergis demiş. Teşekkür ediyorum güzel öğretmenim, güzel kardeşim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Şimdi bak burada bir şeyler söyleyeceğim. Bak. Arkadaşlar evet derse bir arkadaşımın evet Ezgi Öksüz. Arkadaşlar evet derse bir şey söyledi ama diyorsunuz ama hocanın söylediği evet. Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dostlarım çok önemli ve burada bir soru geldi. Bak bak bak. Soru nasıl sizi tuzağa düşürür? Bir numaralı alanı gösteriyorum. Bir numaralı alanımız neresi? Bir numaralı alan sevgili arkadaşlarım. Aha bir numaralı yer burada yer alsın. İki numaralı alan şurası olsun. Şurası. Üç numaralı alan Güneydoğu Anadolu. Dört numaralı alan arkadaşlarım Samsun'un olduğu yer olsun. 5 numaralı yer ise Sivas ve çevresi olsun. Haritada numaralı olarak gösterilen merkezlerin yeryüzü şekilleri göz önüne alındığında hangi numaralı alanlarda yapılan yolun maliyeti diğerlerine göre daha fazladır diye bir soru. Hangi numaralı alanlarda yapılan yolun numaralı alanlarda iki tane olacak arkadaşlarım. Hangi numaralı alanlarda yapılan yolun maliyeti diğerlerine göre daha fazla? Evet. Hangi numaralı alanlarda yapılan yolun maliyeti diğerlerine göre daha fazla? 4 ile 5 diyenler oldu. 1 ile 4 diyenler oldu. Hangisinde yapılan yolun maliyeti diğerlerine göre daha fazladır? 2 ile 4 diyen oldu. Vallahi daha doğru cevabı bulan çıkmamış arkadaşlarım. Evet. Aferin size öğretmenlerim. Evet. 2 ile 5 kim dedi ya? 1, 2 ile 5 demişti ama. 4'ü almayın orada.
2 ile 5. Bak şimdi anlatayım. Şurası ileride tabii birazdan buraya da değinecek. Burası Ergene Ovası. Dümdüz bir alan. O zaman burada yol yapım maliyeti düşük. Bak burası Yıldız Dağları değildir ha. Ben biliyorum çoğunuz biri Yıldız Dağları olarak almışsınız. %100 öyle düşünmüşsünüz. Öğrencimin hatasını biliyorum. 3 numaralı yer Güneydoğu Anadolu bölgesi. Türkiye'nin en düz olan bölgesi. O zaman burada da yol yapım maliyeti düşük. Bak. Doğu Karadeniz dağlık engebelidir. Batı Karadeniz dağlık engebelidir. Fakat Orta Karadeniz dediğimiz yer Samsun'dur. Samsun dümdüz bir alandır. O zaman burada yol yapım maliyeti düşüktür arkadaşlar. Peki dikkat, dikkat. 2 numaralı yer burada değil mi? 2 numaralı yer Muğla'dadır. Muğla'ya bir gün yolunuz düşerse ne kadar eğim engebeli olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Peki başka nereye gideceğiz? Aha bir de Sivas'ın çevresine gideceğiz. Sorumuzun cevabı 2 ile 5 olacak arkadaşlar. Nasıldı arkadaşlar? Soru zor muydu? Zor muydu, kolay mıydı? Evet. Nasıl da düşürdüm? Kolaydı. Evet. Kolaymış, kolaymış. Kolaymış ama dikkat şart. Dikkat şart. Böyle bileceğiz. Çünkü arkadaşlar bakın ben şunu size söyleyeyim. Haritada daha anlatılacak o kadar çok şeyimiz var ki. Ben hemen ne yapıyorum o zaman? Türkiye'nin yeryüzü şekilleriyle ilgili biraz bilgi vereceğim. Sonra bu bilginin ışığında birazcık birkaç tane soru çözeceğim. Sonra bu akşam burada canlı yayınımızı ya da yayınımızı kapatmış olacağız değerli dostlarım. Peki Türkiye'nin yeryüzü şekillerine baktığımız zaman ne gibi özelliklere sahiptir? Gelin beraber buraya dikkat edelim. Türkiye ortalama yükseltisi çok fazladır. Dünya ortalama yükseltisi yaklaşık olarak 900 metreye yakındır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ortalama yükseltisi dünya ortalamasının çok üzerinde yer alır. Biz yüksek bir ülkeyiz. Biz genciz, genç. Biz oturmamışız, hareketliyiz. Değerli arkadaşlarım, o zaman Türkiye yüksek bir ülke ise bakın bunun sonucunda neler olur? Yüksek olan yerler, bak şöyle bir dağın eteğinden değerli arkadaşlarım, eteğinden yamacından da zirvesine çıktı. Zirvesinin olduğu yerler soğuktur. O zaman dikkat ediyoruz. Yüksek olan yerlerde sıcaklık ortalaması düşüktür. Sıcaklık ortalaması düşükse tarım ürünü geç olgunlaşır. Tarım ürünü geç olgunlaşıyorsa tarım değil hayvancılık yapılır. Karasallık belirgindir. Kar yağışı fazladır. Günlük yıllık sıcaklık farkı fazladır arkadaşlar. Ve bununla ilgili bir soru sormuşlardı arkadaşlarım. 1 numaralı yer burası, 2 burası. 3 Ergene Ovası. 4 İzmir. 5 Adana. Harita üzerinde numaralı olarak gösterilen merkezlerde. Aynı anda ekimi yapılan tarım ürünlerinden hangisi diğerlerine göre daha geç olgunlaşır diye bir soru sormuştu arkadaşlar. Hangisi daha geç olgunlaşıyor? Sorumuzun cevabı 1 numaralı alanımız. Peki hangisinde çığ felaketi daha fazladır? 1 numaralı alan. Hangisinde kar yağışı fazladır? 1 numaralı alan. Hangisinde büyükbaş hayvancılık yapılır? 1 numaralı alan. Hangisinde çernozyum toprak vardır? 1 numaralı alan. Böyle öğreneceksiniz. Beraber öğreneceğiz. Bu işi birlikte halletmiş olacağız. Yeryüzü şekillerimizin özelliklerinden bir tanesi de engebeli yer. Engebe demek şöyle bir şey demek değil miydi kardeşlerim? Peki arazi böyleyse ben bununla ilgili yorum yapacağım. Yorum. Ya engebeli olan bir yerin yüksek kısmı soğuk olur, soğuk. Alçak kısmı çukurda olan da sıcak olur genelde. O zaman sıcaklık kısa mesafede hava koşulları kısa mesafede değişir mi? Değişir. Peki iklim çeşitliliği meydana gelir mi? Gelir. İklim kısa mesafede değişirse bitki çeşidi, toprak çeşidi değerli arkadaşlarım değişkenlik gösterir. Peki dikkat, yol yapın bak 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 X'ten Y'ye gidiyorum. X'ten Y'ye giderken dağların olduğu yeri yarıyorum. Tünel açıyorum. Viyadük kuruyorum. Köprü kuruyorum. Bol miktarda para ödüyorum. Yol yapım maliyeti yüksek diyorsun. Tarım toprağı burada azdır. Makine kullanımı azdır. O zaman burada akarsu hızlı mı akar yavaş mı? Hızlı. Akarsu hızlı akıyorsa enerji potansiyeli yüksektir. Enerji potansiyeli yüksekse baraj yapımına uygundur. Böyle kur bağlantıyı.
Yoksa doğuya doğru gittim, doğu yüksekti. Kar var mıydı, yok muydu? Böyle düşünme. Bağlantıyı kur, günlük hayatla özdeşleştir. Coğrafyaya 2 hafta ver. Üçüncü haftada netin 3 nette 11 nete yükselmiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaş. 11'e çıkartmak çok kolaydır. Ama 11'de 18 yapmak, işte orada detaylara gireceğiz. Fark bu zaten. YouTube'da videoları dinleseniz zaten 11 net yaparsınız, 10 net yaparsınız. Ama önemli olan zaten herkesin yaptığını değil, herkeste farklı olmak için detayları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her şeyin bir mantığı vardır. Her bilimin bir mantığı vardır. Şu da burada, bu da burada. Öyle değil, değil. Arkadaşlar öyle bir soru yok. Ha bir de şu var. Hangi tarım ürünü hangi ilde birinci sıradadır? Ya bugüne kadar ÖSYM tarihinde böyle bir soru gelmemiş ya. Acaba kayısı neredeydi ya? Allah Allah. Acaba Malatya'da mıydı? Kayısı yoksa Iğdır'da mıydı? Böyle sormuyor. İl bazında sormuyor. Yöreyi soruyor. Yöreyi. Çok sinirli duruyor muyum? Ya da çok asabi duruyor muyum? Lütfen söyleyin, söyleyin arkadaşlar. Ama gerçeklerimiz bunlar. Güzel kardeşim. Evet. Evet, gerçekten çok sinirli duruyorum. Niye? Niye biliyor musunuz? Niye? Ben çok üzülüyorum. Hayatınızın, öğrencilerimizin hayatının en güzel yıllarını bu sınava vermeleri gerçekten, gerçekten arkadaşlar beni üzüyor. Ve bir de kendilerini kandırıyorlar. Bir kitap bitirmiş coğrafyada, bir kere konuyu bitirmiş. Hocam yok, coğrafya bitti. Ne yapacaksın? Matematiğe bakacağım, matematiği de halledeceğim. Öyle değil ha, olay öyle değil arkadaşlar. Gerçekler, ne olur zaten bizim en büyük sıkıntımız biz gerçeklerimizle yüzleşemediğimiz için bu haldeyiz. Evet, çok güzel demiş Kübra, Kübra Asel. Çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Gerçekten güzel anlatıyor muyum ya? Hayatımda ilk defa Kübra hocam, ilk defa bu cümleyi duyuyorum. Gerçekten. İlk defa bir insan bana güzel anlatıyorsun diyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eğitim hayatımda 21 yıllık öğretmenim ilk defa dinliyorum. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Evet. İlknur. İlknur benim hem TYT'de öğrencimdi. İnşallah KPSS'de de o zaman ihtiyacın kalmaz güzel kardeşim. Ama olursa her zaman baş gözünün diyorsun. Öğrencilerim için elinden geleni de yapar. Peki. Şimdi sorusu olan yoksa geçiyorum. 4 yıl coğrafya okudum hocam. Üniversite yıllarım aklıma geldi sayenizde. Valla Kübra, Kübra coğrafya öğretmeniymiş. Evet hocam çok iyi anlatıyorsun demiş Nazmiye hocam. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Şirin hocam, Şirin baba. Şirin baba diyorlar, evet. Pişman olmaz diyorlar. Teşekkür ediyorum Beyza hocam. Çok sağ olun. Evet, yüz yüze dersime giren var mı bilmiyorum. Belki de var. Hatta belki sınıf arkadaşlarım da vardır aranızda. Geçen sene anlattığımda sınıf arkadaşlarım vardı. Ve ders bittikten sonra bana söylediler. Şirin diyor, sen ne ara öğretmen oldun ya diyorlar. Ne bileyim ben de işte öyle bir sokaktan geçerken gel öğretmen ol falan dediler. Türkiye'de biliyorsun bazı şeyler böyle oluyormuş. Ne? Şimdi canlar, hadi gel beraber devam edeceğiz. Şimdi buraya dikkat ediniz. Biraz bir olay var. O olayı çok karıştırıyorsunuz. Çok karıştırıyorsunuz. Onu karıştırmamanız için bir şeyler söyleyeceğim size dostlarım. Lütfen bana bu konuda destek olun. Şunu geçiyorum. Türkiye'nin eğim engebeli olan alanlarına geçmeden önce bir şey anlatayım. 3G kuralı diye bir kural var. 3G kuralı. İşte öğrencinin en büyük yanlışı bu. Bu 3G kuralından bir tanesi şu. Arkadaşlar gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık. Şu demektir. Bak, şu alan yüksek bir dağ. Bir dağın yamacından yükseğe çıkıldıkça her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Yükseltiye bağlı azalan bu sıcaklığa biz gerçek sıcaklık diyoruz. İndirgenmiş sıcaklık ise yükseltiyi hesaba katmadan her tarafı 0 metre, yani her tarafı deniz seviyesi olarak kabul etmektir. Şimdi bak, herkes burayı iyi dinliyorsa burada bir tane bir yeri yakalasa tamamdır arkadaşlar. O zaman bak 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 bak. Bir gün soruda hangisinde gerçek sıcaklık ile, bak bak bak, gerçek sıcaklık ile
indirgenmiş sıcaklık arasında fark fazladır diyorsa kesinlikle ve kesinlikle yüksek artı karasal bir yere gideceksiniz. Bir soruda gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında fark fazladır diyorsa kesinlikle hem yüksek olacak hem karasal olur. Bakın, kimse karasalı kullanmıyor. Hep yüksek yüksek diyorlar. Hem yüksek olacak diyorum hem de karasal olur. Peki sizi düşürmeye çalışayım mı arkadaşlar? Bir soru soracağım size. Bir soru. Bir soru arkadaşlar. Bir numaralı yer Rize Trabzon'da. İki numaralı yer Kastamonu'da. Üç numaralı yer Muğla'da. Dört numaralı yer Mersin'de. Beş numaralı yer Konya'da. Nasıl bir soru? Cezadır bu ceza. Bu soru ceza. Hangi numaralı alanda gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında fark fazladır desem cevap kaç numaralı yer olacak? Aferin. Aferin. Devam edin. Evet. Acaba bir mi desem, beş mi desem? Yani korkuyoruz artık cevap vermeye, değil mi? Çok güzel. Evet. Cevap vermeye de korkuyoruz. Bu adam öyle bizi deniyor ki. Bizi mahvetti ya. Evet. Vallahi arkadaşlarım, canlarım, güzel kardeşlerim. Beraber belli ki beraber öğrenecek çok şeyimiz var. Ya güzel kardeşlerim, güzel kardeşlerim. Bak, 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 bak. Evet. Beşler bire döndü. Değil mi Gökhan? Canımsın. Perişan olun. Arkadaşlar ben ne dedim? Bir soruda, bir slide öncesinde ne dedim? Eğer bir soruda gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasında fark fazladır diyorsa bir yükseğe gideceksiniz, iki karasala gideceksiniz. Peki bu şartları sağlayan kim var? Abilerim, kardeşlerim, dostlarım. Bir numaralı yer Doğu Karadeniz'de, Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'dadır diye, Artvin'dedir diye. Burası engebeli bir yer olarak alamazsınız bu sorularda. Çünkü bunun denize kıyısı var mı? Var. O zaman denize kıyısı varsa yükselti yok. 0 metre yükseldi. Ha, çok güzel. O zaman burada karasallık da yok. Zaten deniz seviyesi. Kastamonu'nun denize kıyısı var mı? Var. Çok güzel. Devam edeceğiz. Geldik arkadaşlar. Hangisi? A burası. Yükselti deniz kıyısında 0 metre değil mi? Evet. Konya'da yükselti 500 metreye yakındır. Bir. İki. Konya'nın olduğu yer karasaldır aynı zamanda. Fark en fazla Konya'dadır. Şayet. Bekle. Bekle, 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 bekle. Şayet soru şöyle olsaydı. Bak şimdi sizi anlamaya çalışacağım. Arkadaşlarım ki zaten çoğunuz bunu düşündünüz. Şayet bir numaralı yer tutup da Erzurum'da olsaydı. İki numaralı yer Konya'da olsaydı. Üç numaralı yer sevgili arkadaşlarım Muğla'da olsaydı. Dört numaralı yer Kastamonu'da olsaydı. Beş numaralı yer Doğu Karadeniz'de olsaydı bu sefer sorumuzun cevabı bir numaralı alan olurdu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Canlar. Na 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 na. Umarım anlaşılmıştır gerçekten sevgili arkadaşlar. Çok önemli bu bilgiler sorularda çok karşınıza çıkacak. Bu soru tiplerini mutlaka ama mutlaka bilin. Bizim için önemli olan konunun çok çalışılması değildir. Yavaş çalışın. Sınavdan bir gün önce konularınız bitsin. Bak. Yavaş çalışın. Yavaş çalışın sınavdan bir gün önce konularınız bitsin. Hocam ben konularımı Aralık'ta bitireceğim bir kere. Mart'ta da bir kere bitireceğim. O zaman Haziran Mayıs'ta da bir kere bitireceğim. Üstüne geçip bitireceğim. Bu çok sağlıklı bir çalışma değildir benim gözümde. Nasıl? Altını çiziyor, hızlı geçiyor. Öyle değil, değil. Bir kere bitir, anlamlı bitir. Mantıklı bitir. Evet.
Bu sene coğrafya dersi çok güzel geçecek. Sanırım Kübra Asel hocam da siz de coğrafyacısınız. Doğru mu söylüyorum? Siz de coğrafya öğretmenisiniz değil mi? Teşekkürler öğretmenim. Nerede hata yaptığımı öğrendim. Asiye. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabında canlı yayın yapıyorum. Sorularınız olursa oradan da bana gönderebilirsiniz. TekUzem platformunda da online eğitim olarak sadece TekUzem'de çalışıyorum. Geçen sene ben daha 3 sene önce çalışıyordum. 2021-22'de de çalıştım. Ancak 22-23'te zamansal olarak zamanım yoktu, çalışmadım. Berkay hocamla beraber bu sene kararlaştırdık. Tekrar devam edeceğiz. Orada özellikle teknik elemanlarımız, değerli arkadaşlar koordinatörlerimiz, bu anlamda sizin için elinden gelen rehberlik birimimiz, bu anlamda sizin için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani eminim yani. Bundan arkadaşlarım özellikle emekçi olan arkadaşlarımızın tamamına selamlar, sevgiler. Hocam formasyon alamam, öğretmen değilim, bölüm mezunuyum. Evet hocam, coğrafya dersini tek alınıyor mu? Coğrafya dersi tek alınıyor mu bilmiyorum. Bak ben bu şeyleri bilmiyorum. Bak ben de normalde zaten Antep'te kendime ait kurumumda. Ve ben bu arada Antep'te yaşıyorum. Yapay zeka destekli 2024 eğitimleri hakkında. Evet, bilgi almak için bakın sistem yöneticimiz Muhammed Bey orada bir link attı. Değerli arkadaşlar 2024 eğitimleri hakkında orada bilgi alabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Canlar. Bitireyim mi, devam edeyim mi? Bence biz devam edelim ya. Artistik yapacağım biraz ya arkadaşlar. Devam edelim mi? Sıkıldıysanız bırakabilirim bak. Valla. Sıkıldıysanız bırakabilirim. Devam. Zeynep hocam devam diyor. Gökhan hocam devam diyor. Ne kadar öğrenirsek iyidir diyor. O zaman devam diyorsanız biz de devam eder. Sorun değil arkadaşlar. Evet. Çok iyi ya. Harikasınız. Valla. Valla harikasınız. Evet. O zaman biz de devam edeceğiz. Süper. Şimdi. Gelin birlikte bakalım neler söyleyeceğiz. Evet, sosyal medyada bizi paylaşıp etiketleyen arkadaşa çok teşekkür ederim. İsminin kim olduğunu bilmiyorum. Yalnız paylaşmış ve etiketlemiş böyle. Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum. Buradan teşekkür etmek istedim dostlarım. Şimdi Türkiye düz bir ülke değil dedik. Bazı yerler dağlık, bazı yerler engebeli. Sevgili arkadaşlarım, buna dikkat edelim sevgili dostlar. Nasıl dikkat edeceğiz? Bak, bu Türkiye haritasının olduğu alanda değerli arkadaşlarım dağlık engebeli yerlere dikkat edeceğiz. Dağlık engebeli yerlere baktığımız zaman lütfen burayı bilin, Türkiye haritasında en çok sorulan yerlerden bir tanesi. Değerli arkadaşlarım Hakkari yöresi dağlık ve engebeli bir alan. Yani arazisi böyle bir şeydir. Doğu Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz'de Artvin, Rize, Trabzon, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Gümüşhane. Müthiş bir coğrafya. Selam olsun Doğu Karadeniz'e. Dağlık engebeli bir bu coğrafyamızdır arkadaşlarım. Dikkat! Şurası Kastamonu ve Sinop. Kastamonu Sinop'tan başlar Zonguldak'a kadar, Bolu'ya kadar bunlar dağlık engebeli alanlarımızdır. Dikkatiniz bir şey çekti mi kardeşlerim? Burası bak neresi? Orta Karadeniz. Orta Karadeniz'in olduğu yerde Samsun var. Samsun'un olduğu yer diğerlere göre daha düzdür. Peki geldim Yıldız Dağları'nın olduğu yer. Hani bir sanatçı vardı diyordu ya. Kalbim duraksız. Aykırış. Larla. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma aşk vurur insanı. Bu kadar kolay sanma delikanlı denilen Yıldız Tilbe'den aklınızda kalsın. Arkadaşlarım Yıldız Dağı. Çok önemli burası. Birinci jeolojik zamanın dağıdır. Yaşlı bir dağdır arkadaşlar. Türkiye'nin en engebeli olan yerlerinden bir tanesi. Bak 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 dikkat. Çanakkale. Çanakkale, Biga, Gelibolu Yarımadası. Biga, Gelibolu Yarımadası. Arkadaşlarım, Muğla, Menteşe, Teke, Taşeli, Hatay'a selamlar, sevgiler, Amanos Dağları ve dikkat. Bak, 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 şöyle bir dağ uzantısı vardı. Hepiniz bu dağın ismini biliyorsunuz. Bu dağın adı nedir diye sorduğumda Toros var arkadaşlar. Ya Antep'in hamamları diye bir türkü var. Ceylan bunu söylüyor. Antep'in hamamları diye o türküde
Torosların koludur bizim gavur dağları. Hatay'daki Amanos dağlarının diğer adıdır. Bu da aslında üst kısımda Torosların bir koludur arkadaşlar. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Bak bunlar önemli. Bunlar sorularda çok fazla karşımıza gelecektir değerli arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bunu bir kere mantığını bilirseniz hiçbir sıkıntı çekmeyiz arkadaşlarım. Devam edeceğiz. Bir diğer kısım. Bak. Daha da ne olacak? Bak bak bak, bir şey daha söyleyeceğim size. Yalnız şöyle bunu şey çekin. Dostlarım şurada Sivas'ın yollarından çıkayım dağlarında. O zaman Sivas'ta dağlık ve engebeli bir yer. Şimdi bakın burayla ilgili nasıl yorum yapacaksınız? Burayla ilgili öyle kuru kuruya burası dağlıktır, engebelidir demeyeceksiniz. Bırak kalemi, bırak. Bırak bırak bırak, bana odaklanın. Bana bak. Dağlık engebeli bir yerse bir, akarsu akış hızı fazladır. İki, enerji potansiyeli yüksektir. Üç, baraj yapımına uygundur. Dört, makine kullanımı azdır. Beş, akarsu derin vadilerde akar. Altı, gerçek alanla izdüşüm alan arasında fark fazladır. Yedi, kısa mesafede farklı iklim görülür. 8. Kısa mesafede farklı bitki görülür. Buna bağlı olarak arıcılık gelişir. Nüfus buralarda genel anlamda seyrektir. Hepsinde demedim bak. Hepsinde seyrektir demedim. Genel anlamda nüfus buralarda seyrektir. O zaman bir şey söyleyeceğim size. Bak, bu üç yer, bu daha doğrusu bu iki yer hangi bölgede? Marmara bölgesi. Marmara'nın istisnası Yıldız Dağları'yla Biga Gelibolu, yani Çanakkale'dir. Heh, o zaman bölge alçaktır diye düzdür anlamına gelmiyormuş demek. Anlaşıldı mı şimdi? Anlaşıldı mı şimdi? Bağlantıyı böyle kur. Sen yer şekillerini bildiğin zaman, dağlık engebeli araziyi öğrendiğin zaman ulaşımı da yaparsın. Tarımı da yaparsın, iklimi de yaparsın, hayvancılığı da yaparsın, madenciliği, sanayi, turizmi, coğrafyayı yaparsın yani. Bu kadar net. Zor değil bak, hepsini birbirine bağlantı olarak anlatırız. Peki. Şimdi bazen öğrenci arkadaşlarımız diyor, hocam diyor, burası çok yüksek bir yer. Evet, yüksek olan yerler sanki ötüymüş gibi bir algı var öğrencilerde. Ya yüksek olan yer kötüdür anlamına gelmiyor ki daima. Ya yüksek olan yerlerde akarsu hızlı aktığı için. O zaman biz yükseltinin bize sunduğu olumlu sonuçlara bakacağız şimdi. Yükseltinin bize sunduğu olumsuz sonuçlara gelin beraber bakalım. Bakalım mı? Hazır mısınız? Yükselti olmasaydı akarsu hızlı akar mıydı? Yükselti olmasaydı kar, yağ, su kaynağı bakımında zengin olur muydu? Yükselti olmasaydı kayak merkezi olur muydu? Yükselti olmasaydı yaylacılık, mera hayvancılığı, dağcılık olmazdı ya. Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi yükseltiden kaynaklanan olumlu bir sonuçtur dese? Değerli arkadaşlar, bu saydıklarımın tamamı yükseltinin bize sunmuş olduğu nimettir. Yani olumlu sonuçlar. Peki yükselti iklimi sertleştirir, olumsuz etkiledi mi iklimi? Evet. Yükselti ulaşımı olumsuz yönde etkiledi mi? Evet. Yerleşmeyi, sanayiyi, tarımı olumsuz yönde etkiledi mi? O zaman yükselti daima her şeyi olumsuz yönde etkiliyor diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bugün Uludağ yüksek olmasaydı kayak merkezi olur muydu? Kayak merkezinin Uludağ'da olması olumlu mu olumsuz mu sizce? Döviz bıraktı. O zaman olur. O zaman olumlu diyeceğiz. Evet, şimdi son birkaç bir şey vereyim. Sonra soru var. Birkaç tane soru da çözelim. Soruya nasıl yaklaştığımızı da öğrenelim. Arkadaşlar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım bu konuyla ilgili neler söyleyeceğiz. Şimdi bak dikkat. Benim öğrencilerim şunu söylüyor bak. Diyor ki öğretmenim, Türkiye'nin genç oluşumlu olduğunu söylüyorsun. Ya bir ülkenin genç oluşumlu olduğunu nasıl öğreneceğim? Arkadaşlar
Değerli dostlar, jeolojik zamanlar diye bir konu var. Birazdan geleceğim oraya. Bir olay bir ve ikinci jeolojik zamanda oluşmuşsa bu bir ülkenin yaşlı olduğu alanları gösterir. Eğer bir olay 3 ve 4. jeolojik zamanda meydana gelmişse günümüze yakın zamanda oluşmuştur ve bu da genç oluşumlu olduğumuzu kanıtlar. Bu bilgiyi unutmayın, detaya geleceğim. Bu bilgiyi unutmayın, detaya geleceğim arkadaşlar. Siliyorum. Bu bilgiyi unutmayın, detay anlatacağım şimdi. Arkadaşlar, dünya 4,6 milyar yıldır ki dünya var olmuştur. Anadolu coğrafyası, yani Türkiye'nin şu anda bulunduğu alan, yaklaşık olarak 80 milyon yıldır ki var olmuştur. Peki, sen milyar milyona döndü arkadaşlar. Ya Türkiye'nin bulunduğu alan 80 milyon nerede? 4,6 milyar nerede? Arada müthiş bir uçurum var. O zaman Türkiye dünyaya göre nasıl bir ülkeymiş? Genç oluşumluymuş. Olay bu işte. Mantık buradan geliyor. Peki, o zaman gelin burada bir şeyler söyleyeceğiz. Arkadaşlarım, Türkiye genç oluşumlu olduğunu iddia ediyoruz ya, bizim ülkedeki gençler çok fazla ne yaparlar? Kıvırırlar. Kıvrım dağlar. Bizim ülkenin gençleri kafadan kırıklar. Kırık dağlar. Bizim ülkenin gençlerinin enerjileri fazla, her an patlayabilirler. Volkanik dağlar. Bizim ülkede gençler hareketlidir. Fay hattı. Fay varsa deprem vardır. Deprem varsa kaplıca vardır. Kaplıca varsa sıcak su vardır. Sıcak su varsa sağlık turizmi vardır. Dikkat! Bizim ülkede, özür dileyerek söylüyorum, gençler dengeden uzaktırlar. Denge profiline ulaşmamıştır. Dikkat! Bizim ülkedeki gençler hareketlidir. Türkiye'de yüksek engebeli bir ülkedir ve bizim ülkede gençler bazen olumsuz hareketler yapar. Neye benzerler? Lingite benzerler arkadaşlarım. O zaman bütün bu kavramlar bir soruda karşına gelirse bu bir ülkenin genç oluşumlu, jeolojik olarak genç oluşumlu olduğunu gösterir. Bak, böyle soru sana gelecek. Sana diyecek ki Türkiye 3. jeolojik zamanın sonu 4'ün başında meydana gelmiş genç oluşumlu bir ülkedir. Bu tezi savunan Şirin hocamız hangi ifadeleri kullanırsa bu tezi doğrulamış olur. Muhtemelen soruların içerisinde, söylediklerimin içerisinde mutlaka ama mutlaka bu kelimelerden bir tanesi olacaktır arkadaşlar. Ayrımını yaptınız mı? Ayrımını yaptınız mı arkadaşım? Çok özel bir cümleydi bu. Buna dikkat edin. Çok güzel. Harikasınız. Peki. Şimdi birkaç tane soru soralım. Arkadaşlar, Türkiye nasıl bir ülkeymiş? Dağlık ve engebeli bir ülke. Hangilerinin üzerinde etkili olmuştur? Yol yapım gideri arttı mı? Arttı. Kış turizmi gelişmiş mi? Gelişti. Enerji erozyon şiddeti fazla mı? Fazla. Akarsu akış hızı yüksek mi? Yüksek. Baraj yapımına uygun mu? Uygun. Gerçek alanla izdüşüm alanı arasında fark fazla mıdır? Fazla. Sorumuzun cevabı hepinizin dediği gibi Edirne seçeneği olacak. Bir diğer soru arkadaşlarım, bakın bir şey söyleyeceğim. Bak, bir şey söyleyeceğim burada arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Şurası hangi bölgemiz? Karadeniz. Karadeniz'in dağları ile Akdeniz'in dağları kıyıya paralel uzanmış. Şimdi hocam, benim coğrafyada bildiğim tek bir kavram var. O da dağlar kıyıya paralel. Bunu söylüyorlar bazen bana. Arkadaşlar, sizin coğrafyada bileceğiniz çok kavram olacak bundan sonra. Ben eminim. Karadeniz ve Akdeniz'in dağları kıyıya paralel. Doğru. Dağ kıyıya paralelse dağ kıyıya duvar gibi uzanmış mıdır? Evet. Bekle. Dağ kıyıya duvar gibi uzanmış mıdır? Evet. Ya dağ kıyıya duvar gibi uzanmışsa sevgili dostlarım, denizlerdeki Karadeniz ve Akdeniz'deki, çok pardon, Karadeniz ve Akdeniz'deki nemli hava sizce iç kesime girebilir mi? Asla giremez. O zaman nemli hava iç kesime girmezse, bak bağlantıyı kur, bağlantıyı. Bağlantıyı kur. Karadeniz ve Akdeniz'de nemli hava iç kesime girer mi, girmez? İç kesimde, yani İç Anadolu'yu kastım. İç kesimlerde yağış fazla mı olur, az mı? Az. Bitki örtüsü uzun mudur, kısa mı?
kısa. Orman mı olur, bozkır mı? Bozkır. Büyük baş mı olur, küçük baş mı? Küçük baş. İnek mi olur, koyun mu? Koyun. Biz biliyoruz ki koyunun Türkiye'de en fazla olduğu bölge İç Anadolu bölgesi bölge olarak. Niye? Çünkü İç Anadolu bölgesinin olduğu yer bozkır iklimiyle değerli arkadaşlarım meşhur ve Karadeniz Akdeniz dağlarının kıyıya paralel uzanması sonucunda buraya nemli havanın girmesini engelliyor. Bağlantıyı kurabiliyor muyuz arkadaşlar? Ezber değil, mantığa oturtabiliyor muyuz? Lütfen. Keşke herkes cevap verse. Çok mutlu olurum valla. Olumlu olumsuz. Lütfen olumsuz da olursa cevap verin. Gözünüzü seveyim ben. Bağlantıyı kurarsan coğrafya basit. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun öğretmenim. Çok sağ olun. Şimdi şurada bir soru olacak. Bakın çok güzel bir soru var burada. Diyor ki numaralanmış. Unutmam hocam. Unutmamak süper oturtuyor. Taşlar yerine sesinize sağ. Çok teşekkür ederim. Unutmayın tamam mı? Konular arkadaşlarım 29 Eylül'de başlıyor. Benim dersim için söylüyorum. Evet, benim dersimde sevgili arkadaşlar 29 Eylül'de başlayacak. Tek üzerimle irtibata geçebilirsiniz. Ön lisansı da tam tarihini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Tek üzerimle bir bağlantıyı kurun. Ve bakın orada link attığı sistem yöneticimiz. Bağlantıyı kurun ve dersinize değerli arkadaşlar imkanınız varsa gelin. Soru soracaksanız gelin. Çalışacaksanız gelin arkadaşlar. Evet. Ben kayıtlıyım zaten diyor Cansu. Cansu geçen sene dersine girdi mi öğretmen arkadaşım? Ya bir arkadaş bir şey yazdı ama çok uzundur ya. Ben de okuma yazma bu kadar yok. Dur okuyayım. Hocam. Akdeniz ya da Karadeniz kıyılarında dağlar var ya. Var çok teşekkür ederim. Şimdi biz soruda seçenek olarak buraları görürsek dağlık olduğu için. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu bir arkadaşımızdır. İsmini söylemeyeceğim ama. Valla ben neyse söylesem Kezban hocam sorunuza bir şey söylesem sorduğunuz soruyu okudum da hiçbir şey anlamadım. Ya acaba dedim normalde Suriye'den mi bana mesaj geldi? Baktım yok o da değil. Bazen bize soruyorlar adres madres soruyorlar. İdaretle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Kezban hocam söz senin soruna cevap vereceğim ama onu bana ya özelliğini de Instagram'dan at lütfen. Tamam söz soruna cevap vereceğim. Yemin ediyorum bak. Ama bir şey söylemiş uzatmış. Yani benim anlamam için uzattıkça uzatmış. Tamam. Yani ne gerekirse yapacak. Tamam abiciğim. Tamam. Şimdi dostlar şu soruya beraber bakalım. Halep'ten gelmiş. Kezban hocam Halep'ten gelmiş. Ha bu arada Kezban'ın soyadı çok güzel. Gediz. Gediz Ovası çok önemli arkadaşlar. Ege bölgesinde bir Graben Ovası. Dostlar bak hangisinde gerçek alanla izdüşüm alan arasında fark daha az. Not yazın. Dağlık engebeli yerlerde gerçek alanla izdüşüm alan arasında fark fazla. Düz alanlarda az. Evet. Peki, dağlık engebeli yerleri göstereyim. Hakkari yöresi. Doğu Karadeniz. Batı Karadeniz. Yıldız Dağları. Biga Gelibolu, Menteşe yöresi, Pekke platosu, Taşeli platosu, dikkat 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 dikkat, Toros dağları ve Sivas çevresi. Bunlar dağlık engebeli yerler. Anlaşıldı mı? Bunlar dağlık engebeli alanlardır. Dört numaralı yer Tuz Gölü ve çevresi ve dümdüz bir alana sahiptir. Sorumuzun cevabı Denizli olacak dediğiniz gibi. Son bir soru daha var. Onu da çözeyim arkadaşlarım ve ileride buna devam edeceğiz. Deniz kıyısında dağlık engebeli alan varsa, deniz kıyısında dağlık engebeli alan varsa aynı zamanda falezler de burada görülebilir. Peki falez demek ne demek? Uçurum demek midir? Evet. Uçurumun olduğu yer dağ kıyıya yakın olacak.
Denizin dalgaları gelip dağın yamacına çarpacak. Milyarlarca yıl bu olay, milyonlarca yıl devam edecek. Devam ettikten sonra burada falez dediğimiz uçurumlar, intiharlık adresler veya yer bir adı kıyı diklikleri yalıyar meydana gelir. Falez, kıyı dikliği yalıyar aynı şeydir. Falez, kıyı dikliği yalıyar aynı şeydir. Ona dikkat edeceğiz. Peki nerelerde falez var? Beraber bakalım birlikte. Doğu Karadeniz'de falez var mı? Var. Batı Karadeniz'de falez var mı? Var. Yıldız Dağları'nda var mı? Var. Menteşe yöresinde var mı? Var. Tekke'de var mı? Var. Taşeli'de var mı? Var. Hatay'da var mı? Var. Peki dikkat. Falezlerin olduğu yerde deniz derin olduğu için deniz derin olduğu için falezlerde delta ovaları yok. Falezlerde kıyı kumulları çok azdı. Peki, peki. O zaman falez için uygun olan bir numaralı yer ve dört numaralı yer. O zaman sorumuzun cevabı Bursa seçeneği oldu. Sevgili öğretmenlerim, değerli memurlarım, kıymetli arkadaşlarım. Çok güzel bir ders verdi. Çok keyif aldım. Net söyleyeyim arkadaşlarım. İyi ki geldiniz. Beni sizinle buluşturan tek müze mahallesinde. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte bence keyifli bir dersti değerli dostlarım. Umarım siz de keyif almışsınız. Sorusu olan varsa sorularınızı alabilirim. Bilgi almak için sevgili arkadaşlarım tek üzerinde sistem yöneticisi mesaj bölümünde bize orada link atıyor. O linki tıklayıp orada bilgi alabilirsiniz. Umarım keyifli olmuştur. Nazmi Hocam çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel şeyler olmuştur. Umarım size bir nebze de olsa faydalı olmuşumdur. Bence güzel şeyler olacak ve hep beraber olacak. Önce kararlı olacağız. Sonra sabırlı olacağız. Sonra emek vereceğiz. Sonra hedefe yakınlaşıp en son hedefimize ulaşacağız. Pes etmek yok. Asla ve asla. Bak, özel sektör zalim bir sektördür. Özel sektörde değerli arkadaşlar, zalim bir sektör çalışırsanız sizi mahvederler. Bu seneki sloganımız. Özel sektöre son, hedef 657. Özel sektöre son, hedef 657. Bu sene yılımız olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bak özel sektörde değerli arkadaşlarım, iş sizi aradığı zaman siz şanslısınız. Siz işi aradığınız zaman şanslı değilsiniz. Mahvediyorlar. Mahvediyor. Evet. Her şey yüreğinizce, kalbinizce, gönlünüzce olsun. Geleceğiniz aydınlık, yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Sorularınız da olursa Instagram'da bana gönderebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka dönüş yapmayı tanışacağım. Görüşmek üzere diyorum. Değerli dostlar.